Gazi Emir Net Ters Köşe programı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olan Gazi Emir'de ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitmeye bu kadar yakın bir milletvekili adayıyla beraberiz. Stüdyomuza defalarca konuk ettik. Defalarca konuştuk. Belki de ilk kez, son kez Cumhuriyet Halk Partisi eski ilçe başkanı sıfatıyla, inşallah öyle olur. Bir dahakine milletvekili, sayın vekilim diye karşılarız. Umut Tekin konuğumuz. Umut Tekin adaylığını açıklar açıklamaz adaylık başvurularının son saatlerinde ertesi gün örgütüne koştu. Tüm örgütü ziyaret etti. Bu konuda görüşlerini alacağız. Düşüncelerini alacağız. Süreci nasıl değerlendirecek? Sayın Umut Tekin, Gazi Emir'e tekrar hoş geldiniz. Gazi Emir eski ilçe başkanı olarak. Evet, teşekkür ederim. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun aday adaylarınız. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Tüm Gazi Emir CHP örgütü arkanızda olduğunu geçtiğimiz günlerde gösterdi. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalarınız, aday adaylık süreciniz nasıl gidiyor? Evet. Bir de bu adaylığı kendiniz mi karar verdiniz? Ters köşeyle başlayalım. Öncelikle teşekkür ederiz. Gazi Emir'le ailesiyle bir araya geldiğimiz için. Evet, bir biliyorsunuz yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir anda sabah kalkıp aklına geldiğini söyleyip de süreci ülkeyi de nedense hemen o noktaya döndürdüğü bir konuşmasıyla başladı. Hem 24 Haziran baskın seçimine gelmesi noktasında. Ama bu seçim aslında beklenmesine gerek olmayan, artık 1,5 yıl daha katlanamayacağımız, bir an evvel olup da artık ülkeye demokrasi gelecek, adalet gelecek, hukuk geleceği savunduğumuzun seçim olacağını düşünüyoruz. O yüzden de hazır olduğumuzu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en uzun yıllardır seçime katılan bir parti. Her konusuyla tecrübesi var, kadroları hazır ve burada da gördük ki her ne kadar baskın seçim yapsalar da Cumhuriyet Halk Partisi konusuna hakim, sürece hakim ve yaptığı hamlelerle de bu hakimi, bu psikolojik üstünlüğü de şu anda ele geçirmiş durumda. Bu süreçte tabii ki de çok hızlı bir baskın seçim olduğu için çok kısa bir sürede hem milletvekillerinizi belirleyeceksiniz, cumhurbaşkanı adayınızı belirleyeceksiniz, vaatlerinizi hazırlayıp belgeleştireceksiniz ve ondan sonra da listelerinizi hazırlayacaksınız. Tabii ki de bu süreçte de Umut Tekin olarak herkes biliyordur, tek başına böyle karar vereyim, her yere aday olayım. Zaten bu benim söylüyorum, 20 yıldır bu partinin üyesiyim. Evet, hep iç kademelerde aday olduk. İlçe başkanlığı, ilçe gençlik kolu başkanlıkları. Ama ilk defa bir milletvekilliğine müracaat dosyamı aldım. İlk defa bir yere aday olarak başvurdum. Böyle bir hep aday hastalığımızın olmadığını ve bunu da tek başımıza hiçbir zaman karar vermeyeceğimizi, bunun da böyle oldu diye kesin olup da olacağını değil, ama böyle bir müracaat etme noktasında öngörüler vardı, istekler vardı, talepler vardı. Biz de pazartesi günü gittik, bu müracaatımızı gerçekleştirdik, dosyamızı aldık, başvurumuzu yaptık. İnşallah bu aday adaylığı kısmı adaylığa dönüşürse daha farklı bir çalışma. Ama dönüşmezse de eğer benim bir söylemim var. Örgütten gelen arkadaşlarımız olduğu müddetçe kendimiz olmuş gibi seviniriz ve kendimiz olmuş gibi de çalışırız. Yeter ki artık bu örgütte olan emek veren arkadaşların bu yerlerde de temsil etme. Eski il gençlik kolu başkanı yapmış arkadaşlarımız var. Eski ilçe başkanı, eski il yöneticilerimiz var. Eski il başkanlarımız var. Yani burada deneyimli, bu örgütü bilen, örgütün sorununu bilen, örgütten gelen arkadaşlarımız var. Bunun içinde ben de varım. Ama bu heybeden hangi arkadaşlarımız listeye konulursa çok mutlu olurum. Çünkü
bundan sonra gelecek, bu görevleri yapacak arkadaşlar da gençlik kolu başkanlığı yapacağım ama bak yarın öbür gün belediye başkanı olabilirim, milletvekili olabilirim. Önünü açılması gerekiyor. Evet, ben de bunu da sağlamış oluruz diye düşünüyorum. 6 yılı, son bu 20 yılın 6 yılını da ilçe başkanı olarak bir tane yerel seçim, iki tane genel seçim, bir tane cumhurbaşkanlığı seçimi, bir tane de referandum seçimini neredeyse her yıla bir seçim yöneterek bu tecrübeyi edindiğimize inanıyoruz. Bunu da hem örgütün sorunlarını biliyoruz, örgütün temsiliyetini biliyoruz, örgüt nasıl çalışır biliyoruz. Hem de sokağı da biliyoruz, seçimi de biliyoruz, nasıl kazanılacağını da biliyoruz. Eğer takdir edilirse tabii ki de biz hep ön seçimden top şu anda gelen merkezin elinde. Ama süreç kısa deyip bu süreçte de ayın 21 Mayıs bu sürecin tamamlanması lazım. YSK'ya son listesi de verilecek. Yani bugün ayın 11'i 10 günlük bir süreç var. Aynen öyle. Başvurumuz yaptık ama bizim yine o koridorlarda sahip çıkılacağımız bir yapılanmamız yok. Bir siyaset anlayışımız yok. Biz yine başvurur başvurmaz dönüp tabii ki de İzmir'in patronu İzmir'in. Ben şunu soracağım size hemen oraya geçmeden. İl başkanına. Siz İşte her yıla bir seçim dediniz. İki tane de genel seçim geçirdiniz. Yerel seçim iki tane geçirdiniz. Bir tane geçirdiniz. Bir yerel seçim geçirdiniz. Şek hep masanın bu tarafındaydınız. İlçe başkanlığı koltuğuna oturuyordunuz. Ben dün sizin sosyal medyadan da takip ettim. İşte Selçuk'tan başladınız. Menderes, Karabağlar, Konak, Buca, Çeşme, Seferihisar, Güzelbahçe. Elinize bir kolonya İzmir. Oradan gördüğüm kadarıyla kolonya Saat Kulesi'ni andıran. Bugüne kadar hep siz o aday adaylarını ağırlıyordunuz. Evet. Geliyorlardı, oturuyorlardı. Çay söylüyordunuz, kahve söylüyordunuz. Sohbet ediyordunuz, gidiyordunuz. Şimdi... Duygu. Nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Evet, yani bu aslında kendi evimize gitmiş gibi bir duygu. O da neden? Gerçekten bu görevleri yapıp onlarla birlikte zaten bu ortamlarda devamlı olduğumuz için o arkadaşlarımızla, ilçe başkanlarımızla zannediyorum 6 yılda bir 90'a yakın ilçe başkanı arkadaşıyla çalıştım. Bu da iyi bir rakam. Evet. Yani çünkü en uzun süre beraber. Evet. Son 6 yılda en uzun süre ilçe başkanlığı yapan. Aynen öyle. Balçova ilçe başkanımızla birlikte birinci bölgede. Onun da 15 Nisan 2012'de başlayıp işte bugün de devam ediyor. Biz de aynı şekilde onunla birlikte başladık. Ve 90'a yakın belki ilçe başkanı arkadaşımızla çalışmışız. Gittiğimizde şu rahatlığı gördüm. Gerçekten bu kademelerden sonra aday olmak, kendinizi anlatmaya, orada kendinizi ifade etmeye, o kısa sürede neler yaptığınızı ya da CV'nizi, neler yapabileceğinizi anlatmaya yetecek bir şey değil. Ama bu görevleri yapıp da oralara gittiğinizde biliyoruz, destekliyoruz, çok mutlu olduk, çok sevindik. İşte bizi temsil edebilecek bir arkadaşımız olarak görüyoruz. Yolun açık olsun diliyoruzla karşılanıp yolun açık olsunla gönderiliyoruz, uğurlanıyoruz. O yüzden şey işi hani o 14 ilçeyi gezme süreci zor bir süreç olmadı. Ama tabii ki de anlayış olarak şunu ortaya koyduk. Ya biz kendimizi tek emanet edebileceğimiz bir yer var. O da örgüt. Örgüt. Yani o yüzden İzmir'in patronuna geldik, il başkanına ilk gün biz başvuru dosyamızı aldık, başvurumuzu yaptık, kendimize emanet ediyoruz diye. Devamında zaten kendi ailemize, kendi yuvamıza dönüp oradan yürümek lazımdı. O gün de çok duygulu ve heyecanı yüksek bir arkadaşla, kitleyle buluştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep ilçe evinizde ve onlardan aldığımız onlardan aldığımız güçle de enerjiyle de işte diğer 14 ilçeyi iki günde tamamlayarak inşallah bir daha da İzmir'in milletvekili olarak geliriz. İzmir'in simgesi de Saat Kulesi diye o hediyeyi de sunduk. Onlar da bize güveniyoruz. Bu işi yaparsın ve senin olmandan çok mutlu oluruz diye uğurladılar. Güzel karşılandık, güzel uğurlandık. Örgütten gelerek kendini örgüte teslim etmenin ne kadar doğru olduğunu gösterdik. Şunu diyorum. Seçim kararı alındığından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi hem psikolojik üstünlüğü ele geçirdi hem de
seçime ne kadar hazırlıklı olduğunu gösterdi. Psikolojik üstünlükle hemen şöyle bir şey yani evet. Muhalefetin arayamadığını AKP Genel Başkanı verdi. Hayır'ı tamamla. tamamladı. Bu yani. Psikolojik böyle bir şeydi. Psikolojik üstünlükten dolayı zaten biraz... o lafları etmeye başladılar. Kendi beyinaltı herhalde bilinçaltlarını söylemeye başladılar. Bir de manifesto da yayınladı. Evet, yani evet. Bir itirafname gibi. İtirafname. Ya yani ben bunları ettim. İşte bunları düzelteceğim. Aynen öyle. Gibi. Bu konuda da evet. Düşüneceğiz. Orada birinci üç tane diyorum ki hamle var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bir, evet demokrasi adına 15 tane milletvekilini bir başka partinin seçime katılması için gönderen bir parti. Diğerini düşünün, katılmasın diye her türlü entrikayı yapan bir parti. Ve o birinci hamle gerçekten insanların üzerindeki ölü toprağı kaldırdı, tünelin ucundaki ışığı göstermeye başladı. Devamında sıfır ittifak. Evet, herkes düşüncesi nereyse gelsin oyunu versin. Sıfır baraj ittifak. %10 barajını biliyorsunuz düşürmediler. 12 Eylül darbe yasalarıyla devamlı yüzleşeceğiz diyen parti orada getirdiği kanunu kendi çıkarları olduğu için işte Milliyetçi Hareket Partisi bak baraj altında kalıyor. O yüzden bizimle ittifak yapmak zorunda bırakalım. Biz de onları geçirelim. Onların da bizi oyuna alalım. Karşılıklı kazan kazan yöntemini kuralım anlayışıyla. Biz de onu o anlayışı yıkmak için demokrasi herkesin düşüncesinin oraya yansımasıysa %2 alan partinin genel başkanı da o sıralarda otursun. O düşünceyi ifade etsin. Kendi dünya penceresinde baktığı ifadeyi mikrofondan söylesin anlayışıyla bir ittifak anlayışına. Ben şurada hemen aklıma şu takıldı. Bitireyim, bölünmesin diye. Hani o üç doğru hamle. O üç doğru hamle de birincisi İYİ Parti'ye milletvekillerimizin gitmesi. İkincisi ittifak. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak örgütten açıklanması. Örgütten gelen, hem örgütü bilen, evet. Örgütün onu bildiği. Ve şöyle de arada bir nüans söyledim. İlçe başkanımla birlikte izledik o gün açıklanmasını. İlçedeydim ben de. İlçeye geldim açıklandığı gün. Aynı günlerde, aynı koltukta oturup, aynı televizyona baktığımda 2014'te açıklanan Cumhurbaşkanı adayında bir tabii çöküntü, bir moral bozukluğu ama bir an evvel kendini toparlayıp örgütü motive etmek zorunluluğun, görevin onu sokağa çıkıp anlatma. Şimdi ondan sonra da döndüm Kasım Başkan'a dedim ki ya çok şanslı bir başkansın. O konuda çok çektim. Evet, ekmeletini anlatmak çok, bayağı çok bayağı. Şimdi esnafa gittiğinizde anlatabileceğiniz birisi değil, tanıtabileceğiniz birisi değil. Herkesin tanıdığı, bildiği. Örgütü motive etmenize gerek yok. Örgüt ismi duyar duymaz motive olup ne yapabilirim düşünen ve ilçeleri gezdiğimde de bütün örgütler bu şekilde herkes kafayı sandıklara vermiş. Nasıl anlatabiliriz? Ne olacak ya? Nasıl toparlayacağız? Onlar küstü kırıldı. Bunlar gidecek oy kullanmayacak. Dertlerini bir kenara bırakmışlar. Herkes mutlu. Diyor ki bizim de görevimiz sandıklar. Örgütün ona büyük bir moral geldi. Moral geldi. Şimdi de diyorum ki dördüncü doğruyu yapma zamanı. Dördüncü doğru da milletvekili listelerinde örgütte emek vermiş, bu işin hamallığını yapmış. 2014'te o adayı da alıp anlatmış, sokak sokak kapı kapı çalışmış arkadaşların burada temsil etmesi gerekiyor. Çünkü o örgütler nasıl çalışıyor? O kadınlar nasıl toparlanıyor? Gençler nasıl motive oluyor? Bu ilçenin çarkı nasıl dönüyor? Burada hastasına, düğününe, derneğine, pikniğine, etkinliğine nasıl gidiliyor, nasıl toparlanıyor? Bu çark nasıl dönüyor? Bilen kişiler bu işi yapanlardır. Artık örgütten gelenlerin önünü açmak gerekiyor. Milletvekili olarak bu temsiliyeti de hak edeceklerdir. Demin saydığım arkadaşlarım bunu yapabilir kapasitede. Bunların içinde de ben de varsam, beni de değerlendirirlerse tabii ki de mutlu olurum. Ama bu anlayışın ilk önce oraya hakim olup listelere artık
beğenin beğenmeyin. Bir seçim sistemi herkese değişti. Evet ya. Evet. Yani evet yani, işte. Herkes, evet. Yani bu seçim sistemi değişti. Geldiğimizde tekrar parlamenter sisteme döneceğiz. O ayrı. Ama şunu bilmeliyiz. Artık yarışma, buradaki rekabet örgütle ancak olur. AKP iktidarı ancak öyle örgütle yıkılır. Öyle ismi sansasyonel insanları getirmekle olmuyor. Eğer hem o hem de evet ekonomi bilebilir, evet, akademisyen olabilir, öğrenim görevlisi olabilir, gazeteci olabilir, tamam. Ama bunları değerlendirebileceğin artık yeni bir sistem var. Şimdi ne zamanı? Şimdi parlamentoda mücadele edecek örgütten gelen mücadeleci arkadaşların zamanı. O zaman bunu yansıtmak lazım. Artık İzmir kendi evlatlarına çalışmak istiyor. Kendi tanıdıklarına çalışmak istiyor. Bugüne kadar telefon etmiş, bugüne kadar telefonuna çıkmış, etkinliğine katılmış, kapısı açık, istediği zaman görüşebildiği, tanıdığı, bildiği isimlere çalışmak istiyor. Eğer bu dördüncü doğruyu da yaparsak, emin olun örgütün morali ve motivasyonu iyice yükselir ve alandaki çalışma daha keyifli hale gelir. Herkes bu arkadaşlar seçilsin diye çok rahat AKP'lisinden, MHP'lisinden oy isteyebilir ve bizim İzmir'deki oy oranımız %68'di. Biz de Gaziemir olarak ilk defa %68'i yakalamıştık referandumda. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 68 yetmedi. 75'ler lazım. O halde de bize buralardan gelecek oy lazım. Bu isimleri bilen, bu şehri bilen, bu kentleri bilen, buraya emek vermiş kişilerin olması lazım. Eğer bu dördüncü doğruyu da yaparsak ben inanıyorum. O tünelin ucundaki ışık iyice büyümüş olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Evet, şurada şu geldi yani. Demin sohbet sırasında da iki tane referandum yapıldı 2010 yılında, bir de 2015 yılında. Evet. İki tane referandum 2010 yılında yapılan işte YSK'nın adalet hakim ve savcılar HSYK'nın değişimi, oraya FETÖ'cüler geldi. Daha sonra 2013 yılında bağımsız yargı. Bağımsız yargı. Bağımsız işte ağlayarak, sızlayarak Ahmet Kayalar'dan örnekler vererek 12 Eylül'ü getirenlerin işte tekrar yargılayacağız safsatalarıyla Erdal Eren'in dahi ismini zikredildiği bir referandum sürecinden sonra bu ülkede ne kadar gereksiz, ne kadar yanlış bir referandum olduğunu kandırıldı. Hep kandırıldı. Şimdi bu yeni yapılan başkanlık sisteminde dünyada eşi benzeri olmayan ucube bir yönetim sistemini neydi? Koalisyonlar dönemi bitecek. Bitti. Ya gördük bitti. Ya nasıl bir koalisyon dönemi? %0.2 binde 2 oy alan bir partiye bile muhtaç olan bir döneme girdik. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık bu ülkeyi yönetemediğini, bu ülkeye artık bir şey katamayacağını açıkladığı manifestoyla zaten açıkladı. Gösterdi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyi söylemesine gerek yok. Ben şuraya geleceğim. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ben işlevi yitirilmiş bir meclise aday olduğunuzu da söylemiştim size de zaten. İşlevinizi yitirdiniz mecliste. Tekrar nasıl getireceksiniz? Yine bir anayasa değişikliği mi olacak? Yani burada nasıl olacak? Biz eski sistemi getireceğiz diyoruz ama bunu bir açar mısın? Artık sistem biliyorsunuz parlamentoda 600 milletvekilinden oluşuyor ve 3'te 2 çoğunluğu elde eden anayasayı değiştiriyor. Ve biz bu çoğunluğu elde etme adına da zaten bu sıfır baraj ittifakında yaptık. Burada bu milletvekillerinde ve Cumhurbaşkanlığını da zaten kazandığımızda milletvekillerimizle birlikte tabii ki de o anayasayı değiştirip bir dahaki seçimin, bundan sonra yapılacak olan seçimin tekrardan parlamenter sistem, yani o daha önceki sisteme dönüş olarak yapılacağını geçireceğiz ve ondan sonra da bu sistemle birlikte seçime yol yürüyeceğiz. Ama bunu yapmadan önce, daha doğrusu bunu yaparken ilk önce biz birleşmek, bütünleşmek zorundayız. Bu birleşmek, bütünleşmek de farklılıklarımız olabilir. Farklı dünyaya farklı pencerelerden bakıyor olabiliriz.
Ama bizim bu birleşip bütünleşeceğimiz dönem parlamenter sisteme geçilme ve orada artık demokrasinin işletilmesi. Çünkü biliyorsunuz bundan önce de parlamenter sistem vardı derseniz yukarıdaki zat fiilen bitmiştir diye uygulatmadı. Evet. Yani mevcut ilerleyen bir sistemi bile daha seçim gelmeden hayır ben bunu böyle uyguluyorum arkadaş var mı diyeceğiniz tarzında siyasette jargonda olmayan işte Atalan Üsküdar'ı geçti arkadaş diyen bir mantaliteyle bu ülkeyi yönetmeye çalışıyor. Hayır parlamenter sisteme döneceğiz ama fiili yönetilecek parlamenter sistemine değil. Demokratik. Orada tartışılacak, kanunların çıkartılacağı, halkın ihtiyacının karşılanacağı bir tekrardan parlamenter tek adamlık yani. Bu tek adamlık dönecek. Ülkeyi kötüye sürükleyecek. Evet, onların yani da manifestosu, dış politikamız bitti. Evet, onların da manifestosu zaten bu yönde. Diyor ki biz 16 yıldır ekonomiyi bitirdik. Şimdi bu ekonomiyi düzelteceğiz. Bize oy verirseniz diyor. Bağımsız yargı diye bir şey kalmadı. Bütün yargıyı Fethullah'a bıraktık. Şimdi temizlemeye çalışıyoruz. Ha temizlerken de başkasına veriyoruz. Yani hani yine liyakat sistemine göre bunu yapmıyoruz. Bize oy verirseniz başkanlık sistemi geçerse bu bağımsız, yargı bağımsız olacak. Ne diyorlardı? Terör bitecek, bitti. Şimdi ne diyorlar? Bize oy verirseniz terör bitecek. Ne diyorlardı? Ekonomi harika. Ne diyorlar şimdi? Bize oy verirseniz ekonomi şahlanacak. Yani ya bunlar oluyorsa neden seçime gidiyoruz? Bunları yapamıyorsanız 1,5 yıl var. Size niye oy veriyoruz? O yüzden de bu halk bu dönemde kendi kararıyla, ben hep onu söylüyorum. Biz anlatacağız, mücadele edeceğiz. Ama seçmen kendi kararıyla, özgür iradesiyle, aklıyla, mantığıyla oturup düşünecek. Diyecek ki ben çocuğumu artık okula gönderemiyorum. Bu özel okullara göndermek zorunluluğum çıktı. Ekonomim de buna uygun değil. Eğitim sistemi ne hale geldi? İki çocuğum, üç çocuğum varsa hiçbiri aynı sistemde okumadı. Hatta tek çocuğum bile varsa her yıl yeni bir sistemle sınavlara girmek zorunda kaldı. Eğer sağlık sisteminden yararlanıyorum diyorsan, ya eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz kanserse ilacını bulamıyorsunuz bu ülkede. Sağlık sektörüne girdiğinizde bir soygun düzenine giriyorsunuz bu memlekette. Ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim diye hiçbir şeyi bırakmamış. Siz kendiniz yaşıyorsunuz. Yani o seçmen yaşıyor. Hastaneye girdiğinde ne halde olduğunu görüyor. Onlar istediği kadar sağlıkta reform yaptım desin. Siyasetçi o adam dedi. Ama siz görüyorsunuz o sağlık. Yaşayan sizsiniz. Yaşayan sizsiniz. Hastaneye girdiğinizde parayı nasıl aldıklarını, nasıl hizmet verdiklerini, eczaneye gittiğinizde hangi paraları ödediğinizi, hangi ilacı bulup bulamadığınızı siz yaşıyorsunuz. En kıymetliniz çocuklarınız. Çocuklarınızın geleceği. Onlar da eğitim. Eğitimin ne hale geldiğini bizim anlatmaya bile gerek yok. Sizin evladınız varsa zaten onu yaşıyorsunuz. Ekonomi cebinize anlatmaya gerek var mı? En iyi bilen sizsiniz. Siz ya yaz gelsin bir 15 günlük ailemle tatile çıkayım diyebiliyor musunuz? Bunu planlayabiliyor musunuz? Bir iş kaygınız var mı? Bir işsizlik var mı? Ama %7 büyüyen bir ülkede nedense halkın %1'i bile büyümemiş. Nasıl bir %7 ise bu ekonomi? Ekine bir refaha ulaşmış mı? Bir kaliteye ulaşmış mı yaşam biçiminiz? Yine hayır. Siz geleceğinizle ilgili kaygınız var mı? Hayır. O zaman bu manifestolara tek bir cevabınız var. O da tamam arkadaş. Tamam. Yani artık yeter tamam. Yani hayırı tamamlaştırdı. Ben şey soracağım. Demin işte seçmen sandığa gidecek. Ama öyle bir şey var ki ya bunlar çalar diyor. Evet. Yani öyle bir algı var ki kamuoyunda. Ya bunlar ne yaparsanız ne ederseniz benim sandığa attığım oy oradan çıkmayacakmış gibi geliyor diyor. Ya bu sandık güvenliği ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. Özel bir çalışması var mı? Mutlaka. İşte geçen sefer açıklamalarında tabii ki de maç oynanırken saat 4'te bir anda maçın kurallarını değiştirdiler ama ben hep şunu söylerim. Bu ilçe başkanlığı yaptığımız sürece de Gaziemir'de seçimine göre 247 ile 303 sandık arasında sandıklarımız oldu.
hangi sandığımız, kaç hangi seçimde kaç sandığımız varsa da ıslak imzalar geldi. Ve biz iki gün boyunca birleştirme tutanaklarını inceleriz. Ve eğer bir oy bile yanlış yazıldıysa, bir oya bile sahip çıkma adına gideriz. Müracaatımızı eder ve düzeltiriz. Ama neyle? Islak imzayla. Yani Sayın Çağlar, söylemek istediğim tek bir kural var. Tek bir konu var. Islak imzayı almak zorundayız. Evet. Islak imzayı aldıktan sonra hiçbir konuda bu çalma işine, çırpma işine giremezler. İki, seçim kurulları artık oturduğunda işi başlatmadan önce hazırlık yapıyorlar biliyorsunuz. Seçim kurullarımızdaki arkadaşlarımız şunu yapacak. Bu mühürlü mühürsüz, şimdi maçın evet, değiştirdiği evet, hikaye bu mühürlü mühürsüz mü? Diyeceğimiz şey şu. Bütün pusulaları mühürlüyoruz arkadaşlar. Mühürledik mi? Tutanak halinde hepiniz imza atıyorsunuz. Bu mühürsüz, zarf. Bakın bu sandıkta, bu kurulda mühürsüz zarf yoktur. Hepimiz mühürledik mi arkadaşlar? Mühürlendi mi? Bitti. Ondan sonra bir tane bile mühürsüz çıkmaz. Zarf çıkarsa. Yani bütün sandıklarda. Bitti. Peki Türkiye'nin tamamında genelde İzmir'de büyük şehirlerde bunları evet, yapamıyorlar da evet, daha çok iç şimdi, Anadolu'da. Tabii ki de Sayın Çağlar, o halde bir seçime gidiyoruz. Bu çok kolay yani doğru bir evet, yani değil. Çünkü o hal kararları her ne kadar deseler ki ya size diyen bir şey var mı ya günlük hayatınıza ne oldu ki o hal var ama siz ne yapıyorsunuz size bir sıkıntıya sokan işte o hal böyle bir kanun. O gün tabii ki de o bölgelerde ya arkadaş çıkın herkes çıkartacak boşaltıyorsunuz ben sayacağım noktasına gelebilir. O yüzden diyorum örgütlü mücadele. Bu sadece CHP örgütüne bırakılacak iş değil. Avukatların da örgütlü mücadelesi, hukukçuların da örgütlü mücadelesi, diğer partilerin de örgütlü mücadelesi. Hepimiz o anlamda birleşmek zorundayız. Biz birleşeceğiz, bütünleşeceğiz ki biz o sistemi geri getirebilelim. Herkes elinde ne varsa. Nasıl referandumda burada hayır mutabakatı oluşturduk. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün bilgilerimizi, belgelerimizi sunduk. O partilere yardım ettik. Seçim sandık güvenliğiyle alakalı. Seçmen sandık görevlisiyle alakalı. Şimdi de yapabiliriz. Yapmak zorundayız. Biz amacımız tekrardan bu sisteme dönmekse, tekrardan Atatürk'ün kurduğu, Ulu Önder'in kurduğu bir sisteme dönüp onu daha da yükseltmekse, onu daha da demokratik hale getirmekse, onu bu sisteme entegre etmekse, bu gelişmiş dünya entegre etmekse birleşip bütünleşmek zorundayız. Sandıklarda da, sandık güvenliğinde de, sandık görevlisinde de, evet, sandık eğitiminde de. Sandık eğitimi, bunun, sandık güvenliği. Hiç birbirimize artık işte kaşının üstünde gözün var, gözün üstünde kaşın var demenin zamanı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı %52 hayır çıktı. Evet. Ha, İttihat 152 hayır. Siz de takdir edersiniz ki bir sandıkta 400 kişi oy kullanıyor. 400'ünde hepsi evet, evet çıkıyor. Ve orada bulunan arkadaşlar burada Muğla'da inşaatta çalıştığının belgesini sunuyor. Ama orada bu operasyonu yapıyorlar. Evet. Şuna güvensin vatandaş. Bu operasyonu yapmalarına rağmen %51'i zor geçtiler. Bu dönemde yok arkadaş. Evet. O operasyonu da yaptırmayacağız. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Şimdi üniversiteler de yaptırmayacak. Avukatlar da yaptırmayacak. Diğer siyasi partiler de yaptırmayacak. Biz ülkedeki o sivil toplum kitleleriyle, fraksiyonlarıyla, tüm düşünceleriyle birlikte hep beraber olup o operasyonu yaptırmayıp bu sandıktan, diğer sandıktan hayır çıkartmıştık ama bu sandıktan tamamı çıkartacağız. Tamamı ve o tamama da sahip çıkacağız. Evet. Yeter ki seçmenimiz gelsin orada bunlara tamamı söylesin. Ben kamuoyunda şey var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı Muharrem İnce'nin açıklanmasından sonra çok olumlu, çok gelişmeler. Dün Hakkari'de Türk bayraklarıyla işte kinayi yani, bir şekilde AKP yani, Genel Başkanı'nın yani, sorusuna karşılık orada mitingini yaptı. Kürt sorununu da dile getirdi. İç Anadolu'nun sorununu evet, da gündeme getirdi. Ve Rize'de de aynı konuşmayı, Trabzon'da da aynı konuşmayı yapacağını Rize'de dedi. Rize'de aynı sözleri söylemediğini, evet, Hakkari'de söylemeyeceğini, Hakkari'de söylediğini İstanbul'da söylemeyeceğini. Ve mal beyanını da açıkladı. Evet.
Yani bu mal beyanı konusunda da diğer adayların da açıklamasını bekliyorum kamuoyu artık. Yani AKP genel başkan adayı olacak. Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın da dahil olmak üzere. Zannediyoruz. Cezaevinden o, bir yarışa girecek. Zannediyorum açıkladığında da bir tane gümüş yüzük söyleyecektir. Değil mi? Öyleydi. Evet. Bir gümüş yüzük. Ondan fazlası da olursa bana bunu haram olarak yediniz diye söyleyebilirsiniz. Biz de burada Gazi Emir Net aracılığıyla tekrar söylüyoruz. Bütün başkan adaylarından kamuoyuna mal beyanlarını, mal varlıklarını ve eşit aç, yarış. Eşit yarış. Yani artık şunu bıraksınlar. Ülkenin devletin uçağıyla oralarda açılış yapma programlarını koyarak oralara gidip miting yapmayı, AKP'nin kongreleri yapmayı bıraksınlar. Evet. Buradaki örtülü ödenekten veya devletin ödentilerinden harcamayı bıraksınlar. Bizimle birlikte eşit yarışa girsinler. Bir de bizi daha da yarışa giremeyecek hale getirmesinler. Kiminin partisini, kiminin cumhurbaşkanı adayını yarış bölgelerinde gezemeyecek hale döndürmesinler. Hepimiz eşit bir şekilde yarışalım. El mi yaman, bey mi yaman, biz bu işi gösterelim. Vallahi ben o yürüyerek de geçse, yani yürüyerek de geçse, uçağa da binmese, 16 yıldan beri devlet kadrolarında örgütlenmiş AKP militanlarının tamamen devletin birbirlerinde müdür olmuş, genel müdür olmuş bunların AKP militanı gibi çalıştığını hepimiz ve bu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Yani Gaziemir'de de bu adamda ilçe başkanıyla uğraşmıyoruz. Biz Gaziemir'de nasıl uğraşmıyorsak diğer illerde de ilçelerde de bir sürü AKP ilçe valilerin başkanı var. Bir sürü AKP ilçe başkanı. İlçe başkanından daha ilçe başkanı gibi davranan arkadaşlar var ama dönem yakındır. Bunları tamam diyoruz. Yani vakit tamam. Evet biz de vakit tamam diyoruz. Vakit tamam. Geliyoruz. geliyoruz. Sizi terk etmiyoruz. Evet, sizlerle tamam beraberiz. Bu anlamda da tamamı tamamladıktan sonra biz Umut Tekin'i bugün yine yoğun bir programım var. O yoğun programına gönderelim. Başkan son olarak Gaziemir Net aracılığıyla eski ilçe başkanı sıfatıyla bir dönem önceki Kasım Başkan'ın dediği gibi bir dönem önceki Kasım Başkan'a da buradan kulaklarını çınlatalım. Bir dönem önceki ilçe başkanı olarak Kasım Başkan'dan bir dönem önce görev almış Umut Tekin olarak ne dersiniz Gaziemir Net dinleyicilerine, okuyucularına seslenmenizi talep ediyorum. Bir yola siz de bir manifesto yayınlayın. Siz de bir manifesto yayınlayın. Bizim manifesto yaptıklarımız olur. Bizim manifesto yaptıklarımız olur. Das Kapital gibi olur vallahi. Yola çıktık. Onlardan aldığımız güçle bu yola çıktık. Bugüne kadar bu yola çıkma hikayesinde güç veren bütün örgütteki arkadaşlarıma öncelikle tek tek teşekkür ediyorum. O gücü vermeseler, bize o kuvveti, o enerjiyi vermeseler biz bu yollara çıkamazdık. Şimdi de Gaziemir 100 bin seçmeniyle belki ilk defa bir milletvekili çıkartma umudu doğdu. Eğer bu olursa tabii ki de çok mutlu, keyifli bir seçim çalışmasına daha imza atacağız. Ama bu sadece aday adaylığı dönemi. Bu adayla evrileşebilir, olmayabilir. Dönem bu dönem değil. Dönem fedakarlık dönemi. Bizi yazdılar, hakkımız yendi, yenmedi, yazıldık, yazılmadık değil. Umut Tekin'le birlikte o örgüt yine alanda, sokakta, nerede görev varsa çalışacak. Çünkü tünelin ucundaki ışık gözükmüştür. Dönem ben sen ol, ne olacağım dönemi değil. Biz ne olacağız dönemi. Bizim de bu gelecek noktasında Türkiye için bir fedakarlık yapmamız gerekiyorsa her türlü fedakarlığı bugüne kadar yaptık. Yine yaparız. Yine aşkla, yine şevkle biz Gaziemir'de coşkuyla en büyük tamamı çıkartırız diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii ki bu Tekin sadece bir ilçe başkanı değildi. Yani ilçe başkanlığında eğer ki mücadele etmeseydi, sevilmeseydi, sayılmasaydı, büyüklerine saygıda kusur etseydi, küçüklerine saygıda kusur etseydi zaten o örgüt ona da sahip de çıkmazdı. Görev yaptığı 6 yıl içerisindeki icraatlarıyla, izlediği siyasi politikalarıyla
tabanda bir yer buldu Umut. Hı hı. Bu anlamda da Umut Tekin olduğu için, adı Umut olduğu için değil yani, yapmış olduğu icraatlarla Umut Tekin oldu bu. Ben bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Artık tamam diyorum.